çıkan bu minicik yavru yaklaşık 30 yıl sonra o eğer o yaşa kadar yaşayabilirse tekrar bu kumsallara gelecek ve buraya yumurta bırakacak. Günlerde bir çevre temizliği hareketi başlatmıştık. Ormanlarımızda başlatmıştık. Bugün de Alat Araştırma sahilinde karettaların çıkış alanında bir temizlik yaptık. Kültürde Araştırma Enstitüsü'nde 3700 metre sahil kuşağımız var. Bu sahilimizde bir çevre temizliği yapıldı. Mersin Üniversitesi'nden Profesör Doktor Serap Ergen hocamız bizlere deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkıp denizle buluşmaları konusunda bilgilendirmede bulundu. Bugün Alata Deniz Kaplumbağaları Üreme Kumsalı'nda bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Tam yavru çıkış dönemi. Yavru çıkış dönemlerinde kumsalların temiz olması çok önemli. Çünkü yavrular özellikle plastik atıklara takılarak hayatlarını kaybedebiliyorlar. Bu nedenle bu atıkların temizlenmesi gerekiyordu. Ve yuvada sıkışmış olan yavruların kurtarılmasını gerçekleştirdik. Yuva çıkışından 5 gün sonrasında yavru eğer kendi başarısıyla çıkamıyorsa mutlaka bir yardımcı olmak gerekiyor. Yuvayı açıp bunların içerisinde sıkışmış olan yavruları çıkartıyoruz. İçinde bulunduğumuz kumsal Alata Kumsalı Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün içerisinde yer alıyor. Ve Mersin için en önemli kumsallardan bir tanesi. Neden çok önemli? Çünkü iki tür deniz kaplumbağası buraya yuva yapıyor ve özellikle bunların içerisinde yeşil deniz kaplumbağasının çok sayıda olması bu kumsalı özellikle kılıyor. Mersin'de biliyorsunuz 5 tane üreme alanı var. Türkiye'deki üreme alanlarının 1/4'ünü oluşturuyor bu. Dolayısıyla Mersin kumsallarının deniz kaplumbağalarına yaptığı katkı oldukça yüksek. Tüm Mersin kumsallarında bu yıl yaklaşık olarak beklediğimiz, denize gönderdiğimiz canlı yavru sayısını 150 bin civarında bekliyoruz. Tüm kumsallar olarak dediğim zaman Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur kumsallarının tamamını kastediyorum.